Ben ilk olarak kavanozumu aldım. Kavanozdan yapacağım çünkü hem cam hem de alanı büyük. Çalışırken bana kolaylık sağlayacak. Daha sonra tahta kullanacağız. Ben şu şekilde bir tahta buldum. Bunu törpüleyeceğim, düzelteceğim. Bunu kullanacağım. Siz başka bir şey kullanabilirsiniz. Benim bunu kullanmamın sebebi içine vida geçirdiğimde vidaları tutması. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bunun boyuna göre keseceğiz bunu birazdan. Daha sonra gaz çıksı için şöyle bir şey buldum. Bu tüplüğün üstünde olan, tüpün gazını ayarlamak için olan mekanizma, bunun ismini bilmiyorum. Şu şekilde 5 santimlik ağaç vidalarından satın aldım. Yaklaşık 15 tane aldım. Ne kadar kullanacağımı bilmiyorum çünkü belki 10 tane kullanırım diye tahmin ediyorum. Tanesi 5 kuruşa satılıyor, pek maliyetli değil. Bu da 1,5-2 TL'ye bulabilirsiniz kapağıyla birlikte bu cam kavanozları. Bu vidaları bu tahtanın üstüne sırasıyla geçireceğiz arka arkaya. Daha sonra kablo kullanıp bu vidaları birbirlerine lehimleyeceğiz kabloyla. Daha sonra güç kaynağımızdan, güç kaynağı yaptığım video kanalımdan izleyebilirsiniz. Güç kaynağımızdan elektrik vereceğiz. İçine tuzlu su karışımımızı katacağız. Elektrik verdiğimiz için hidrojen ayrılmaya başlayacak. Bunu pek kimya kısmına girmeyeceğim.
Sağlıktır, acılı olmaz.